Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 28 Ocak 2020 Salı, dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bölgede hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Ayrıntıları Elazığ'daki TRT ekiplerinden alacağız birazdan. Dünyada koronavirüs alarmı sürüyor. Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. 4500'den fazla kişiye bulaştığı tespit edilen virüs dünyada paniğe yol açtı. Almanya'da ilk vaka görüldü. ABD, Fransa, Almanya, İspanya, Japonya, İngiltere ve Fas vatandaşlarını tahliye edeceklerini duyurdu. Türkiye'den de Çin'e seyahat uyarısı geldi. Son bilgileri TRT Pekin temsilcisi Musab Eryiğit aktaracak bize. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib ve Libya'daki gelişmeleri görüştü. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun son durağı Senegal'de, temasların ayrıntılarını Dakar'daki TRT ekibinden Hüseyin Günay aktaracak. Libya'daki son durumu da Trablus'tan muhabir arkadaşımız Elif Akkuş'tan alacağız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü. İdlib'de yaşanan gelişmeler ele alındı. Görüşmenin ayrıntılarını bize TRT Moskova temsilcisi Eşref Yalınkılıç'la aktaracak. ABD, İsrail-Filistin meselesini çözmek iddiasıyla hazırladığı planı bugün açıklayacak. Yüzyılın anlaşması olarak lanse edilen Filistin'i parçalama planıyla ABD neyi amaçlıyor? Bu plan Filistinlilere ne vaat ediyor? Filistinliler plana nasıl bakıyor? TRT temsilcisi Kubilay Çakır, Kudüs'te tüm bu sorulara yanıt aradı. Birazdan aktaracağız. Filistin'den Arap ve İslam ülkelerine planı boykot edin çağrısı geldi. İşte bunun ayrıntılarını da bize Kubilay Çakır Kudüs'ten aktaracak. Belçika'da sevgili seyirciler, daha önce alt mahkeme niteliğindeki Brüksel İddianame Odası, terör örgütü PKK bağlantılı kişi ve kurumların terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağına hükmetti. Dosya temyize gitti. Yüksek Mahkeme'nin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Detayları bize TRT Brüksel temsilcisi Döndü Çakır aktaracak. Büyük Türk filozofu Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü. Anma etkinliklerini Almatı'da büyük filozofun adını taşıyan Farabi Üniversitesi ev sahipliği yapacak. El Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doçent Doktor Mehmet Aslan bugün yayın konuğumuz olacak. Açılış töreninin ayrıntılarını ve bu yıl yapılması düşünülen etkinlikleri anlatacak. Yoğun bir gündemimiz var Avrasya gündeminde. Haber turuyla başlayalım. Arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde 41 kişi hayatını kaybetti. 7 ilde 1607 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak çıkarıldı. 279 bina yıkıldı. Deprem bölgesindeki KOBİ'ler KOSGEB acil destek kredisiyle desteklenecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Buna göre KOBİ'ler anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL'ye kadar bir yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump'ın Elazığ depremi dolayısıyla taziyelerini sunduğu görüşmede İdlib ve Libya gibi bölgesel konular da ele alındı. Birleşmiş Milletler geçen yıl Temmuz ayında darbeci Hafter güçleri tarafından Tacura göçmen merkezine düzenlenen ve 50 sivilin öldüğü hava saldırılarına ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda saldırıyla ilgili isim verilmeden Birleşik Arap Emirlikleri suçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbeci Hafter'in sözcüsünün Libya'daki süreç namlunun ucundadır açıklamalarına tepki gösterdi. Gambiya'da temaslarda bulunan Erdoğan, Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok, barış diye bir derdi yok şeklinde konuştu. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur, buna göre de tavırlarını belirlerler dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin Afrika turu devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'dan sonra Senegal'de. Gün içerisinde mevkidaşıyla baş başa görüşecek olan Erdoğan, heyetler arası görüşmelere de katılacak. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi.
4500'den fazla kişiye bulaştığı tespit edilen virüs dünyada paniğe yol açtı. Almanya'da ilk vaka görüldü. Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Irak'ta diplomatik temsilcilikleri bulunan, aralarında Amerika, İngiltere ve Fransa'nın yer aldığı 16 ülke göstericilere yönelik aşırı güç kullanımına tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-Filistin meselesini çözmek iddiasıyla 100 yılın anlaşması olarak lanse ettiği Filistin'i parçalama planını bugün açıklayacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, açıkça İsrail'e destek çıkan Amerika'nın siyasi çözümünü kabul etmeyeceğiz dedi. Fransa'da İslam karşıtlığı artıyor. Ülkede 2019'da İslam karşıtı saldırılar bir önceki yıla göre %54 artış gösterdi. Hindistan'da Müslümanları dışlayan yeni vatandaşlık yasasına karşı tepkiler sürüyor. Kerala eyaletinde düzenlenen protesto gösterisinde 620 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu. Depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Sevgili seyirciler, 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti. 7 ilde 1607 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak çıkarıldı. 279 bina yıkıldı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasından sonra kapsamlı bir açıklama yaptı. Buna göre depremde 41 kişi vefat etti. 45 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Hastanelerde yaralı 84 vatandaşın tedavisine ise devam ediliyor. Depremin ardından Elazığ ve Malatya'da 3000'in üzerinde ağır hasarlı bina tespit edildi. 279 bina yıkıldı. 22'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde 1000'den fazla artçı deprem meydana geldi. Bölgede devam eden çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ ve Malatya valiliklerine 3'er milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu ödenek 10'ar milyon lira daha arttırıldı. Deprem sonrası başlatılan yardım kampanyasında da 56 milyon 51 bin 960 lira toplandı. Sevgili seyirciler, deprem bölgesindeki KOBİ'ler KOSGEB acil destek kredisiyle desteklenecek açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Buna göre KOBİ'ler anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin liraya kadar bir yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecek. Ayrıca KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçlar da 2020 yılının sonuna ertelenecek. Depremin ardından Elazığ ve Malatya'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. KOBİ'ler için KOSGEB acil destek kredisi programı uygulanacak. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin liraya kadar bir yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler. Ayrıca KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na çelik konstrüksiyondan tek katlı konut yapılması talimatını verdiğini de söyledi. Erdoğan, önce Zülküf, ardından da Dürdane Aydın'ı enkaz altından kurtaran Suriyeli Mahmud'a da vatandaşlık müjdesi verdi. Ne demek verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti. Burada okuyor. Türkçe de biliyor. Ailesine de veririz.
Sevgili seyirciler, Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan 13 yaşındaki Muhammed Emir tam 5,5 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı. Enkaz altındaki o anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Her türlü övgüyü hak eden AFAD ekiplerinin insanüstü gayreti bu görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. Tamam, inşallah iyi gelin. İnşallah Allah'ın izniyle inşallah alacağız. Hadi. Emir sık yumruğunu. Avucunu sık Emir. Emir bunu sık. Sıkamıyorum. Niye? Üşüyor musun? Evet. Sadece 13 yaşında. Ölüme değil hayata yakışıyor kara gözleri. Abi çok yavaş. Niye buradan almamız lazım? Bir dakika al batayı. İşte bu yüzden AFAD ekibi canla başla mücadele ediyor. Bir yandan küçük Emir'e moral veriyorlar. Bir yandan zamana karşı yarışıyorlar. O yaşasın diye. Nasılsın? Durumun nasıl? Tam burada başka kimse var mı? Yok. Tek sen misin? Evet. Elazığ'ın Sürsürü mahallesinde bulunan Dilek Apartmanı depremin vurduğu yerlerden biriydi. Yıkılan 4 katlı binanın altından tam 5,5 saat sonra kurtarılan Muhammed Emir mucize çocuk olarak hafızalara kazındı. Hayata tutunarak Türkiye'yi sevince boğan Emir'in kurtarılma anları ortaya çıktı. AFAD ekibinin enkazdaki çabaları kameralara yansıdı. Oynatamaz, dur, oynattırma. AFAD ekibi canı acımasın diye büyük gayret gösterdikleri Emir'i böyle kurtardılar. Vallahi, bismillah. Bir kez daha halkın kahramanı oldular. Bak, kurtaracağız. Buradayız, geliyoruz, kurtaracağız. Geleceğiz, az kaldı, geleceğiz, bekle. Arkadaşlar. Geleceğiz, dayan. Işığı görüyor musun ışığı? Evet, seni de görüyorum. Beni görüyor musun? Evet, bak elimi sen. Ses geliyor hala, kızın sesi geliyor hala. Aşkım benim, tamam dur bekle. Hadi. Bekle gidelim. Tamam, annen de geliyor fıstığım. Geliyor. Hadi bakalım, hadi bakalım. Azize, bak. Azize, canım. Bak, biz hepimiz yukarıdayız. Evet, şimdi Elazığ'a gidelim. Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları dün tamamlanmıştı. Şimdi hasarlı binaların yıkımına başlandı. Muhabir arkadaşımız Melik Kaya orada. Ayrıntıları ondan alalım. Enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler çalışmalarında ağır hasarlı binaların yıkım işlemine başlamış durumda. Şu an itibariyle İcadiye Mahallesi'ndeki Altunbaş Apartmanı'nın yıkım işlemi sabah saatlerinden itibaren kaldığı yerden başlamıştı ve şu an itibariyle de devam ediyor. 6 katlı bir bina, 24 dairesi bulunuyordu ve burada yıkım işlemi dün itibariyle başlamış oldu. Elazığ'daki deprem sebebiyle kent merkezinde 22 bina acil yıkım kararı verilmişti. Bu binalarla ilgili de çalışmalar başlamış durumda. İlk olarak İcadiye Mahallesi'ndeki Altunbaş Apartmanı'nın yıkımı gerçekleştiriliyor. Elazığ merkezli Sivrice ve Maden ilçelerinde yapılan hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 428 ağır hasarlı bina tespit edildi. Malatya genelinde ise Battalgazi, Doğan Yol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt ilçelerinde ekiplerin çalışmaları sonucunda 2424 ağır hasarlı bina tespit edilmiş oldu. Acil yıkım kararı verilen binaların ardından ağır hasarlı binaların da yıkımı peyderpey gerçekleştirilecek. Şu anda öncelik acil yıkım kararı verilen çevre güvenliği ve vatandaşların hayatı noktasında tehlike arz eden binaların yıkımına öncelik verildi. İlk olarak acil yıkım kararı verilen binaların yıkım işlemi gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı depremle ilgili iki ayrı soruşturma başlattı. Bunlardan birincisi Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı 5 katlı bir binaydı, 28 dairesi vardı. Enkazında 8 kişi hayatını kaybetmişti ve o Dilek Apartmanı ile ilgili de soruşturma başlatıldı. İkinci bir soruşturma ise Elazığ'da yıkılan diğer binalarla ilgili ve bu yıkılan binalarla ilgili de yapılan soruşturma kapsamında delillerin toplanmasına devam ediliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Yemişlik'te 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasının gerçekleştirileceğini açıkladı. Yine Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü vardı. Depremin en büyük hasarı yol açtığı yerleşim yerlerinden bir tanesiydi. Orada da proje çerçevesinde tek katlı binaların inşa edileceğini ve yine bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tek katlı evlerin yanısına ahırların da inşa edileceğini açıklamıştı. Şu anda İcadiye Mahallesi'nde yıkım çalışmaları devam ediyor. Buradaki yıkımın tamamlanmasının ardından da yıkım kararı verilen diğer binaların yıkım işlemi de peyderpey gerçekleştirilmiş olacak. Evet, Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları dün sona erdi. Hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Ayrıntıları Elazığ'dan Melik Kaya'dan aldık sevgili seyirciler. Şimdi Çin'e gidelim. Dünyada virüs paniği sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Sevgili seyirciler, 4500'den fazla kişiye bulaştığı tespit edilen virüs dünyada da paniğe yol açtı. Almanya'da ilk vaka görüldü. ABD, Fransa, Almanya, İspanya, Japonya, İngiltere ve Fas vatandaşlarını tahliye edeceklerini duyurdu. Avrupa Birliği virüsü görüşmek için Sağlık Güvenliği Komitesi'ni toplayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama var. Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu. Şimdi hemen Pekin'e gidelim. Muhabir arkadaşımız Musab Eryiğit karşımızda. Giderek yaygınlaşıyor virüs. Seninle her gün bağlanıyoruz ve her gün tablo giderek vahim hale geliyor. Neler aktaracaksın bugüne ilişkin? Alınan önlemler konusunda Çin'de yeni gelişmeler var mı? Senden alalım bilgileri. Evet Coşkun, hemen son resmi rakamları vererek başlayalım. Şu an itibariyle kesinleşmiş vaka sayısı 4599. Şüpheli vaka sayısı ise 6973. Her geçen gün, her geçen dakika sayı artıyor. Aslında Çin kamuoyu için endişe verici olan da bu. Virüsün yayılma hızı artıyor. 10'ar, 50'şer, 100'er olarak artıyordu vaka sayısı, ancak dün ve bugün bir günde gerçekleşen vaka sayısı 1000'in üzerinde. Dolayısıyla da virüsün yayılmasını önlemek için yapılan çalışmaların verimliliği, etkinliği Çin kamuoyunda büyük tartışma konusu oluyor diyebiliriz. Wuhan kentindeki karantina önlemleri devam ediyor. Bunun yanı sıra Hubei eyaletindeki 17 ile de giriş ve çıkışlar yasaklandı. Yaklaşık bu bölgede yaklaşık 55 milyon kişi yaşıyor. 55 milyon kişinin yaşadığı alana artık giriş ve çıkışlar yasak. Sadece sağlık görevlileri ve diğer virüsün önlenmesinde ilgili çalışmaları yürüten yetkililerin girmesine izin veriliyor. Öte yandan başkent Pekin'de de bugün önemli gelişmeler yaşandı. Dışişleri Bakanlığı'nda, Çin Dışişleri Bakanlığı'nda yabancı büyükelçilerin davet edildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Wuhan'daki yabancıların durumu konuşuldu. Sen de haber bahsettiğin Wuhan'daki yabancılar tahliye edilmek istiyorlar. Orada birçok milletten yabancı, birçoğu öğrenci, konsolos, diplomat, görevli, iş adamı bulunuyor. Bunların bölgeden tahliye talebi var. Ancak bu henüz gerçekleşmedi. Zira Çin tarafının tahliye taleplerine çok sıcak bakmadığı, diğer ülkelerle, diğer büyükelçiliklerle müzakerelerin devam ettiği bize gelen bilgiler arasında. Virüsün yayılmasını önlemek için diğer kentlerin, başkent Pekin örneğinde konuşacak olursak, aldığı önlemler de sertleşiyor. Bugün artık Pekin'de bir sokakta oldukça az sayıda insan gördük ve gördüğümüz insanların birçoğu da maskeliydi. Maskesiz insan görmek Pekin sokaklarında oldukça zor. Sen de yine az önce bahsettiğim bizim Dışişleri Bakanlığımızdan da Çin'e seyahat etmeyi planlayanlara yönelik bir uyarı geldi. Seyahatlerini erteleme konusunda uyardı bakanlık. Öte yandan Çin'de ikamet eden Türk vatandaşlarına yönelik de yine uyarıları vardı. Bu uyarıları biz de hatırlatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durması çağrısında bulundu Dışişleri Bakanlığı. Aynı zamanda dışarı çıkıldığında da maske takma tavsiyesinde bulunuldu. Çin'deki gelişmeler, yaşanan virüsün yayılmasındaki hız gerçekten oldukça endişe verici. Hong Kong yönetimi de önemli kararlar aldı bugün.
bugün baş yönetici Carrie Lam düzenlediği basın toplantısında alınan önlemleri anlattı. Çin ve Hong Kong arasındaki sınır kapılarının tamamına yakının kapatıldığını belirtti. Hala geçişin sağlandığı açık olan kapılar var ancak büyük çoğunluğu kapatıldı. Aynı şekilde yine Hong Kong'daki devlet görevlileri ve memurların 2 Şubat'a kadar evlerinden çalışmasını istediler. İnsanların topluma karışmasını, kalabalık ortamlarda bulunmasını istemiyorlar. Zira bu virüsün havadan yayıldığını artık kesinleşmiş durumda. Bunu Çin Ulusal Sağlık Komitesi de doğruladı. Virüsün havadan yayıldığını doğruladı, herhangi bir temasa gerek kalmadan. Dolayısıyla bu da virüsün yayılması için çok uygun bir ortam oluşturabiliyor. Biz son olarak hasta sayısını tekrar verelim. 4599, şüpheli vakada 6973 diyelim ve sözü sana bırakalım. Evet, vaka sayısı da hızla artıyor. Çin'de alınan önlemleri Pekin'den Musab Eryiğit aktardı. Sevgili seyirciler, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayılmayı sürdürüyor. Ölümcül virüsün hızlı yayılması ve henüz kesin bir tedavi yöntemi bulunamaması da endişeleri arttırıyor. Peki tüm dünyayı tedirgin eden ölümcül virüs nasıl ortaya çıktı? Nerelere yayıldı? Ne gibi önlemler alındı ve tedavisi mümkün mü? Cevaplar haberimizde. Bir anda ortaya çıktı, hızla yayıldı. Hala kesin tedavisi bulunamadı. Tüm dünyayı endişeye sevk eden Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs şimdiye kadar 100'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Virüsten etkilenen kişi sayısı ise 4500'ü geçti. Ölümcül virüs ilk olarak Çin'in Wuhan şehrinde yaklaşık bir ay önce saptandı. Salgına sebep olan virüsün kaynağının insanlar değil, hayvanlar olduğu tahmin ediliyor. Virüsün Wuhan'daki bir balık pazarında ortaya çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Virüsün çıkışına ilişkin bir başka iddia da İngiliz Daily Mail gazetesinde yer aldı. Gazete, koronavirüsün Wuhan şehrinde biyogüvenlik araştırmaları yapılan bir laboratuvardan sızmış olabileceğini iddia etti. Koronavirüs Çin'de Tibet dışında tüm ülkeye yayıldı. Çin ve Çin'e bağlı olan Hong Kong ve Macao özel yönetim bölgeleri haricinde yeni tip koronavirüs 14 ülkeye yayıldı. Virüs Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Nepal, Tayvan, Tayland, Malezya, Kamboçya ve Singapur'da tespit edildi. Virüsün bulaşma hızı endişeleri arttırıyor. Yetkililer virüsün bulaşma kabiliyetinin güçlendiğine dikkat çekiyor. Pekin yönetimi virüsün yayılma hızının artışıyla güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çekti. Şimdiye kadar toplam nüfusu 50 milyondan fazla olan 16 şehir karantina altına alındı. Şehirler arası otobüs seferleri, yurt içi ve yurt dışı turları durduruldu. Toplu taşımada kesintiler yapıldı. Havaalanları kapatıldı. Bazı eyaletlerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Ülke genelinde vahşi hayvan ticareti yasaklandı. Vatandaşlara av eti yememe çağrısı yapıldı. Dünyada virüse karşı teyakkuzda. Malezya, Moğolistan, Tayvan ve Kuzey Kore Çin'le sınır kapılarını kapattı. Rusya, Çin'e tur satışlarını durdurdu. Çok sayıda ülkede havaalanlarında termal kameralarla kontrol yapılmaya başlandı. Virüse karşı şu ana kadar bir aşı geliştirilemedi. Pekin'deki 3 hastane tedavi için şimdilik AIDS hastalarında kullanılan ilaçları kullanıyor. Bazı hastanelerin ise koronavirüs salgınının tedavisinde SARS tedavi yöntemini kullandığı açıklandı. Bugüne kadar virüsün bulaştığı 50'nin üzerinde kişinin tedavisinde başarı sağlandı. Dünya Sağlık Örgütü virüsten korunmak için hijyenin önemine dikkat çekti. Hayvansal ürünlerin iyi pişirilmesi, grip belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınılması, ellerin sık sık yıkanması, çiftlik hayvanlarıyla koruyucu önlem olmadan temas kurulmaması, virüsün bulaşma risklerini azaltan unsurlar.
Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Afrika ülkesini kapsayan turuna devam ediyor. Cezayir ve Gambiya'nın ardından Senegal'e geçti. Birazdan temasların ayrıntılarını Dakar'daki TRT ekibinden alacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iki durağında Libya'ya yönelik son derece önemli mesajlar verdi. Önce biz de Libya'ya gidelim. Muhabir arkadaşımız Elif Akkuş karşımızda yaklaşık bir ayı aşan süredir hatta Libya'da. Sokakların nabzını tutuyor, halkın nabzını tutuyor, taraflarla görüşmeye çalışıyor. Oradan haberler bize aktarıyor. Dün de sahadaydılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının Libya'daki yansımaları nasıl oldu? Çünkü hem Hafter'e yönelik sert mesajları vardı, hem de uluslararası topluma yönelik çağrıları. Sahadaki izlenimleriniz neler? Senden alalım Libya'daki son durumu, gelişmeleri. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye dediğimiz zaman Trablus'ta, Misrata'da ve daha birçok noktada zaten büyük bir destek ve sevgi var. Çünkü Türkiye'nin Libya'nın geleceği açısından attığı adımları ve ateşkes çağrılarını ve bu tezkere sürecini çok olumlu karşılıyorlar. Ve Türkiye'nin Libya'nın yanında olduğunu farkındalar. Bu yüzden gerçekten süreç bu noktada olumlu. Ancak tabii darbeci Haftar tarafından, sosyal medya hesaplarından özellikle Türkiye karşıtı paylaşımlar çok fazla. Son zamanlarda da bayağı artmış durumda. Biz dün kameraman arkadaşım Aykut Olgun'la birlikte Misrata ve Ebu Ghraib bölgelerine gittik. Ebu Ghraib bölgesi geçtiğimiz günlerde darbeci Haftar'ın cephe hattını ilerletmek için almak istediği noktalardan biriydi. Misrata'nın 110 kilometre doğusunda bulunuyor. Buraya da yaklaşık 400-420 kilometre uzaklıkta. Ancak tabii ki meşru hükümete bağlı güçler bu ilerleyişe izin vermiyor. Haftar aslında imzalamadığı ancak herkesin dile getirdiği ateşkesi sürekli olarak bölgede ihlal ediyor. Cephe hatlarından ilerlemeye çalışıyor. Diğer taraftan Mitiga Havaalanı'nı arka arkaya vuruyor ki şu an itibariyle Mitiga Havaalanı da kapalı. Meşru hükümete bağlı güçlerse hem cephe hatlarındaki var olan alanlarını koruyor hem de Hafter'in elindeki çeşitli silahları ve güçleri etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Bugün de bir silahlı insansız hava aracı etkisiz hale getirildi Hafter'e bağlı olarak kullanılan. Bölge oldukça hareketli. Bir ateşkes var, evet. Ama sadece sözlü olarak masada konuşulan ancak Libya'ya hiçbir şekilde yansımayan, cephe hatlarına yansımayan. Libya halkı bir ateşkes beklentisi içinde ama umutları bir yok oluyor, bir yavaş yavaş yeşeriyor. En büyük umudu Türkiye, Libya halkının ve sürekli de özellikle sokaklarda bizi gördükleri zaman bundan bahsediyorlar. Artık hayatın normale dönmesini istiyorlar. Sokaklarda rahatça gezebilmeyi, göç etmemeyi, kendi yaşam alanlarında yaşamlarına devam edebilmeyi ki yaklaşık 400 bine yakın insan göç etmek zorunda kaldı Hafter saldırıları nedeniyle. Ancak bir net olan gerçek daha var ki Hafter saldırılarını sürdürüyor. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Bunu ilerleyen günler belirleyecek. Çünkü bir taraftan Hafter'in önümüzdeki günlerde Moskova'ya tekrar gitme ihtimalinden bahsediliyor. Bir diğer taraftan Berlin zirvesi sonrasında burada sürdürdüğü ateşkesi ihlal sürecinden. İlerleyen günler Libya'nın geleceği açısından önemli. Kameraman arkadaşım Aykut Olgun'la bölgedeyiz. Ayrıntılar aktarmayı sürdüreceğiz. Elif Akkuş'tan aldık bilgileri Libya'ya ilişkin. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump'ın Elazığ depremi dolayısıyla taziyelerini sunduğu görüşmede İdlib ve Libya gibi bölgesel konularda ele alındı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada görüşme talebinin Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiği belirtildi. ABD Başkanı Trump, Elazığ depremi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti. Trump, ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca bölgesel konular da ele alındı. İki lider İdlib ve Libya başta olmak üzere ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da İdlib ve Libya meselesine ek olarak Doğu Akdeniz'deki Türk-Yunan anlaşmazlığının gündeme geldiği ifade edildi. Trump'ın bu anlaşmazlığın çözümünün önemine vurgu yaptığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Libya'ya dış müdahalenin sona erdirilmesi ve ateşkesin sürdürülmesi konusunun da ele alındığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbeci Hafter'in sözcüsünün Libya'daki süreç namlunun ucundadır açıklamalarına tepki gösterdi. Gambiya'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulundu. Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok, barış diye bir derdi yok şeklinde konuştu. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur, buna göre de tavırlarını belirlerler dedi.
Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler. Darbeci Hafter'in sözcüsünün Libya'daki süreç namlunun ucundadır açıklamalarına bu sözlerle tepki gösterdi. Hem Berlin hem de Moskova'da hazırlanan metinlere imza atmadığına dikkat çekti. Berlin süreci geniş katılımlı bir süreç olmasına rağmen aslında Hafter oteldeki odasından burayı takip etmişti. Hafter bütün bu süreçte sürekli kaçmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in ardından temaslarda bulunduğu Gambiya'da yaptı bu açıklamaları. Erdoğan, Gambiya'ya ilk resmi ziyareti yapan Türk Cumhurbaşkanı oldu. Gambiyalı mevkidaşı Barrow, Erdoğan çiftini Banjul Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı. Önce iki lider baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından iki anlaşma imzalandı. Daha sonra düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'nın FETÖ'yle örnek mücadelesine dikkat çekti. FETÖ'nün eğitim kurumu kisvesi altında yürüttüğü faaliyetleri ilk durduran ülke Gambiya'dır. Gambiya'nın bu kararlı adımı diğer Afrika ülkelerine de FETÖ ile mücadele noktasında örnek oldu. Banjul'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait okulumuz başarıyla faaliyet gösteriyor. Sözü ekonomik ilişkilere getirdi. Türk firmalarının turizm, tarım, enerji, inşaat gibi alanlarda örnek yatırımlara imza atacağını söyledi. Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow da iki ülke arasında derinleşen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gambiya'daki temasların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Senegal'e geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak Türkiye saatiyle 01:20'de Senegal'e indi sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dakar Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'na gelişinde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Meryem Faye Sall tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ikamet edeceği otele geçti. Gün içerisinde mevkidaşıyla baş başa görüşecek olan Erdoğan, heyetler arası görüşmelere de katılacak. Erdoğan ve Sall, ikili anlaşmalara imza törenine iştirak edecek. İki cumhurbaşkanı daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Senegal iş forumuna da katılacak. Evet, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak Erdoğan. Şimdi biz de Senegal'e, Dakar'a gidelim. Muhabir arkadaşımız Hüseyin Günay bizi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dakar'daki temaslarının ayrıntılarını ondan alalım. Coşkun Özen, öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece Türkiye saatiyle 01:20 sularında Senegal'e, Dakar'a ulaştı ve hemen komşu ülkedeki Gambiya'daydı ve buradaki ziyareti bugün resmi karşılama töreniyle deyim yerinde ise başlamış olacak tekrardan. Saat 11'de yerel saatle, ancak Senegal Türkiye'den 3 saat ileri olduğunu, geri olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla Türkiye'de karşılama töreni saat 14 olarak dikkat çekecek. Resmi karşılama töreni Dakar'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşecek ve akabinde de baş başa görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve ardından da heyetler arası görüşmeye geçilecek ve bazı anlaşmalar imzalanacak ve iki lider hemen arka planda görülen noktada işte basın karşısına geçecek ve açıklamalarda bulunacak. Bunun ardından da yine Türkiye'den gelen heyet var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu ziyaretlerinde eşlik ediyor. Hem gazeteci ekibi hem de iş adamları heyeti, onların da katılacağı bir iş forumu olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o iş forumuna da katılması ve konuşması bekleniyor. Ve buradaki ziyaret çok önemli, zira Türkiye'nin Libya konusunda dünyada önemli bir rol oynadığı herkes tarafından da bilinen bir gerçek. Bunun yanı sıra ilk ziyaret olan Cezayir'de özellikle komşu ülkesi olması hasabıyla Libya'ya, orada yapılan ikili görüşmeler söz konusu ve
Bunun yanı sıra da şu an bizim bulunduğumuz Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall'in dün Almanya şansölyesi Angela Merkel'le bir görüşmesi gerçekleşmişti. Hatırlanacağı üzere Libya konferansı sonrası Angela Merkel Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirmişti. Dolayısıyla Senegal'deki görüşmelerin de ana gündem maddelerinden biri şüphesiz Libya olacak. Tabii bunun yanı sıra bölgesel konular ve ikili ilişkiler yine en önemli konular arasında yer alacak. Zira Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden yine iş adamları da burada bu ziyarete eşlik ediyorlar ve onlar da ikili ticaretin daha da geliştirilebilmesi için çaba gösterecekler diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun son ayağı Senegal'de ziyareti birazdan resmi temasları başlayacak. Ayrıntıları bize Hüseyin Günay aktardı Dakar'dan. Sevgili seyirciler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmede hangi konular gündeme geldi onu soralım. TRT Moskova temsilcisi Eşref Yalınkılıçlı karşımızda. Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesinde tahmin edebiliyoruz tabii İdlib, Libya meseleleri gündemde muhakkak olmuştur. Detayları senden alalım. Evet Coşkun Özen, dün Dışişleri Bakanları Lavrov ve Çavuşoğlu yine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aslına bakarsanız olağan telefon görüşmeleri diyebiliriz. Çünkü Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları artık haftada bir neredeyse telefonda görüşüyorlar zaten. Yüz yüze görüşmedikleri zamanlarda. Bu da onlardan biriydi. Bu da Rus tarafının aslına bakarsanız Elazığ depremi dolayısıyla taziyeleri iletmesi için bir vesile oldu. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Lavrov, Çavuşoğlu'na, Dışişleri Bakanımıza Elazığ depremi nedeniyle taziyeleri iletti ve ölen vatandaşlarımızın acılarını Rusya'nın paylaştığını bir kez daha iletmiş oldu. Hatırlarsınız geçen hafta da deprem olur olmaz ertesi günü Başkan Putin taziyelerini iletmiş ve Rusya'nın ölen Türk vatandaşlarının acılarını paylaştığını söylemişti. Bir telgrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bu görüşmenin içeriğine bakarsanız yine Suriye meselesiydi ve Suriye'deki son gelişmeler İdlib özelinde ele alınmıştır denildi bu görüşmede. Özellikle Türk tarafının oradaki mülteci akınından duyduğu rahatsızlığı bir kez daha Rus tarafına ilettiği, özellikle Rusya'nın havadan desteğiyle rejim saldırılarının bir an önce durdurması gerektiğini, çatışmazlık bölgesindeki çatışmaların bir an önce durdurulması gerektiği Rus tarafından muhataplarına iletilmiş olduğu Lavrov Çavuşoğlu tarafından Lavrov'a. Rus tarafının açıklamasında ise daha çok Rusların oradaki militanlardan kaynaklanan ateşkes ihlallerini Türk tarafına ilettiği söyleniyor açıklamada. Rusların da bu sürekli biliyorsunuz rahatsızlığını gündeme getirdiğini daha önce de söylemiştik. Her ne zaman Türk tarafı mülteci hassasiyetini de getirmiş olsa Rus tarafı da özellikle HTŞ'yi kastederek, Hayat Tahrir el-Şam militanlarını kastederek oradaki militanların çatışmazlık bölgesindeki çatışmaları körüklediği, dolayısıyla da rejimin o militanları bir şekilde oradan temizlemek için saldırmaya hakkı olduğunu söylüyor Rus tarafı sürekli. Dolayısıyla burada bir kördüğümüz olmuş bir durum var. Hatırlarsanız 12 Ocak'ta iki taraf ateşkesi ilan ettiğini söylemişti. Ancak ateşkese rağmen rejim saldırılarına devam ediyor ve on binlerce sivil oradan İdlib'den ayrılarak Türkiye sınırına yığılmış durumda. Telefon görüşmesinin ana odak noktasında İdlib'ti ve bu dediğimiz gibi Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin bir kez daha Rus tarafına iletilmesiydi. Sahada ise Rusya'nın biliyorsunuz çatışan tarafları uzlaştırma merkezi sürekli bilgileri geçiyor. Aslına bakarsanız onların geçtiği bilgiler biraz Rusya'nın yapmış olduğu yardımlara dairdi. Son yaptıkları bilgilendirmeler ve öncesinde 600 militanın bölgeden temizlendiğini, 40'ın üzerinde de Suriye rejim askerinin öldüğünü bildirmişlerdi. Ancak Rus basına bakarsanız bölgedeki insani drama dair herhangi bir haber çıkmıyor. Bu da ilginç tabii ki. Esas orada Türkiye'nin dediğimiz gibi kırmızı çizgisi. Bundan sonra mülteciler zaten 17 Eylül 2018 anlaşma hala yürürlükte. Rus basını da buna dikkat çekmiş. Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı açıklaması da buna dikkat çekmiş. Ve bu anlaşma çerçevesinde iki bakanın özellikle İdlib'i görüştüğü söylendi. Diğer tarafta tabii ki Rusya ile Türkiye inisiyatif aldılar. İdlib konusunda Suriye'nin geneli konusunda bir siyasi süreci birlikte yürütüyorlar ve buna da dikkat çekilmiş. İki tarafın siyasi süreci bir kez daha görüştüğünü, anayasa yapma çalışmalarının devam ettirilmesi konusunda iki tarafın da üzerinde etkili olduğu gruplara, özellikle Rusya'nın rejime, Türkiye'nin ise muhalif gruplara etkisi konusunda, ellerinden gelen yapması konusunda Türkiye ve Rusya'nın Ankara ve Moskova'nın mutabık kaldığı söyleniyor bu açıklamada Coşkun Özen.
Eşref Yalın Kılıçlı, Rusya'dan önemli bir çağrı var. Zirve çağrısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerine zirve çağrısında bulundu Rusya. Bizzat Putin liderleri davet etti. Bu çağrı ne anlama geliyor? Neler konuşmak istiyor Rusya? Detay var mı, senden alalım. Evet, bu çağrı aslına bakarsanız geçen hafta yapılmıştı. Putin biliyorsunuz İsrail'i ziyaret etti. Geçen hafta Perşembe günü. Özellikle Leningrad savunmasından sonra kurtarılan, Sovyetler Birliği'nin kurtarmış olduğu Yahudilerin, oradaki hayatlarını kaybeden Yahudileri anmak için İsrail biliyorsunuz bir forum düzenledi. Ve foruma devlet başkanı Vladimir Putin'i davet etmişlerdi. Putin davete icap etti ve bu foruma katıldı. O forumda bir konuşma yaptı devlet başkanı Putin ve orada özellikle dünyanın geleceğinin selameti için Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi daim üyelerini, bu 5 üyeyi birlikte oturup dünya sorunlarını konuşmaya, dünyanın geleceğini ve barışı konuşmaya davet etmişti. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daim üyeleri Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa. Dolayısıyla bu sene biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 75. yılı aynı zamanda. Buna binaen Putin bu davetini yaptığını söyledi. İnsanlığın geleceğini korumak, barışı tesis etmek ve özellikle medeniyetin devamını sağlamak. Bunun için bu 5 ülkeyi birlikte konuşmaya, sorunlarımızı paylaşmaya ve çözüm aramaya davet ediyorum demişti o konuşmasında Başkan Putin. Yerin ve zamanın önemli olmadığını söylemişti. Dün de Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, aynı şeyleri tekrarladı. Yerin ve zamanın önemli olmadığını, isterlerse Rusya'nın bu zirveyi organize edebileceğini söyledi. Ve Rusya'nın ilgili ülkelerdeki büyükelçilikleri aracıyla bu mektupların gönderildiğini ilgili taraflara söylemişti. Son çıkan haberlerde biliyorsunuz Çin ve Fransa'nın bu öneriye destek verdiği söyleniyor. Zaten Çin genelde Rusya ile birlikte hareket ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde hatırlarsanız bütün dünyadaki sorunlar, ortak çözümler ya da ortak duruş anlamında Rusya ile Çin birlikte veto etkilerini özellikle kullanıyorlar. Bunu Suriye'de görmüştük hatırlarsanız. Dolayısıyla Çin buna destek verdi Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla. Fransa da aynı şekilde hakeza. Sarkozy'nin NATO'nun biliyorsunuz yaptığı yorumlar, NATO'ya dair yaptığı yorumları hatırlarsak Rusya'nın yeni güvenlik mimarisinde yer alması gerektiğini söylüyordu. Son zamanlarda Rusya ile Fransa arasında biliyorsunuz o anlamda güvenlik anlamında yeni bir yakın işbirliği var. Fransa özellikle Macron sürekli Rusya'nın yeni güvenlik mimarisinde Avrupa'nın yer alması gerektiğini söylüyor. Rusya ise burada tabii ki durumdan fırsat çıkarmaya çalışıyor diyebiliriz. Şöyle ki bu sene aslında bakarsanız Sovyetler Birliği'nin Naziler üzerindeki galibiyetinin ya da zaferinin de 75. yılı. Rusya artık 9 Mayıs'a zafer gününe odaklanmış durumda burada. Zafer gününden sonra herhangi bir tarihte Rus tarafı bu zirveyi organize edebileceğini söylüyor. Rus tarafı özellikle silahlanma, Amerika ile biliyorsunuz orta menzilli silahlar anlaşmasına çekilmişti 2 Ağustos'ta geçen sene iki taraf. Şimdi yeni anlaşma için hatırlarsanız New Start anlaşması için iki taraf müzakere ediyor. Sürekli Rus tarafı Amerika ile diyaloğu sürdürmek istediğini söylüyor. Putin ile Trump'ın bir araya gelip sorunları konuşması gerektiğini söylüyor. Aslına bakarsanız bu zirveyi de Trump-Putin zirvesi için bir platform olarak görüyor Rus tarafı ve kendilerinin dünyanın sorunları konusunda duyarlı olduğunu, Amerikan tarafının ise çekimser davrandığı ve buna yanaşmadığı bir şekilde kamuoyuyla duyurulmak istiyor Rusya. Rusya'nın bu zirveyi gerçekleştirmek amacından bir tanesi, belki de en büyüğü bu olabilir. Amerika'yı bu anlamda biraz dediğimiz gibi oyun bozanın Amerika olduğu, Washington olduğu bir şekilde hissini vermek için diyebiliriz. Başkan Putin'in bu zirveyi önerdiğini, bundan sonra Amerika'dan gelecek cevabın beklendiğini söyleyebiliriz Coşkun Özen. Evet, bakalım Rusya'nın çağrısıyla bu zirve toplanabilecek mi? Gündeminde hangi başlıklar olacağını bize Moskova'dan Eşref Yalın Kılıçlı aktardı. Şimdi Rusya'dan Belçika'ya gideceğiz. Belçika'da daha önce alt mahkeme niteliğindeki Brüksel İddianame Odası, terör örgütü PKK bağlantılı kişi ve kurumların terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağına hükmetmişti. Dosyada temyize gitmişti. Yüksek mahkemenin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Detaylar alacağız şimdi. Döndü Sarı Işık TRT Brüksel temsilcisi karşımızda. Alt mahkemenin kararı temyize gitti dedik. Yüksek mahkemeden ne yönde bir karar çıkması bekleniyor? O karar çıktı mı? Ne zaman çıkacak? Ayrıntıları senden alalım.
Coşkun Özden, üst mahkemenin bugün nihai kararı açıklamasını bekliyoruz. Olayı da hatırlatacak olursak geçen yıl Mart ayında federal savcılığın terörle mücadele kapsamında açtığı bir dosyaydı. Dosyada terör örgütü PKK'nın ve sempatizanlarının haraç toplamaktan, çocukları ailelerinden koparıp kamplarda eğiterek dağ kadrosuna yetiştirmeye dek uyuşturucu ticaretinden kara para aklamaya pek çok terör faaliyetini Belçika sınırlarında ve muhtelif Avrupa Birliği üyesi ülkelerde gerçekleştirdiğine ilişkin bir iddianame hazırlanmıştı. İddianameyi hazırlayan Belçika'nın federal terör konusunda uzman savcılarından bir tanesiydi. Ancak mahkeme geçtiğimiz yıl hükmünde bu davanın Belçika Mahkemesi'nin konusu olmadığı gerekçesiyle dosyayı reddetmişti. Ancak karar temize gitti. Bugün de nihai kararın açıklanmasını bekliyoruz. Henüz bize ulaşan bir bilgi yok. Coşkun Özen. Döndü Sarışık'tan, Brüksel'den aldık bilgileri sevgili seyirciler. Şimdi Nur Sultan'a gideceğiz biraz sonra. Çünkü büyük Türk filozofu Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü etkinlikleri açılış töreni yapılacak. Tören Almatı'da büyük filozofun adını taşıyan Farabi Üniversitesi'nde yapılacak. Açılış töreninin ayrıntılarını ve bu yıl yapılması düşünülen etkinlikleri El Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doçent Doktor Mehmet Aslan'la konuşacağız. Güzel Zaytova Almatı'da, konuğu Mehmet Aslan da orada. Şimdi biz de Almatı'ya dönelim ve yarın yapılacak bu törenin ayrıntılarını onlardan alalım. Evet Coşkun Özen, dünyada bu kadar olumsuz gelişmeler yaşanırken olumlu ve güzel gelişmeler de oluyor. Farabi'nin, büyük Türk filozofu Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü kutlama etkinliklerinin açılış töreninin yapılacağı Farabi Üniversitesi kampüsündeyiz şu an. Arkamızda da Tanrı Dağları'nın uzantısını görebiliyorsunuz. Yanımda da şu an üniversitenin rektör yardımcısı Doçent Doktor Mehmet Arslan bulunuyor. Hemen kendisine dönelim. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Evet, teşekkürler. Efendim, yarın burada bir tören gerçekleştirilecek. Bu törenle ilgili bize bahsedebilir misiniz? Neler olacak törende? Şimdi bildiğiniz üzere Kazakistan'da ve Birleşmiş Milletler'de resmi Farabi yılı ilan edildi. Bu kapsamda Farabi yılının resmi açılış startını yarın El Farabi Kazak Milli Üniversitemizde yapacağımız törenle başlatmış olacağız. Bu törene Kazakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, milletvekilleri, bilim insanları, aynı zamanda yurt dışından da çok sayıda, hem Avrupa'dan hem Asya'dan, aynı zamanda tabii ki Türkiye'den de çok misafirlerimiz gelecek ve Farabi yılının açılışını resmi olarak yarın başlatmış olacağız. Evet. Efendim, Farabi yılı kapsamında başka ne tür faaliyetler yapmayı düşünüyorsunuz? Ne tür etkinlikler yapılacak bu yıl kapsamında? Bildiğiniz üzere Farabi Kazakistan'da doğdu, Farab şehrinde, ama tüm dünyaya ait büyük bir medeniyet düşünürü, bilim insanı. Kendisi ikinci öğretmen. Bizim Farabi yılı kapsamında yaklaşık 50 tane farklı ülkede çok ciddi, çok büyük faaliyetlerimiz olacak. Konferanslarımız olacak, yuvarlak masa toplantıları, sergiler açacağız. Bunlardan müsaadenizle kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki Farabi'nin izinde adlı bir proje gerçekleştiriyoruz. Nedir bu Farabi'nin izinde adlı proje? Farabi'nin doğmuş olduğu Otrar şehrinden başlayıp Farabi'nin vefat etmiş olduğu Şam şehrine kadar yaklaşık 55 tane yakın bir bilim insanı, gazeteci, devlet adamları Farabi'nin yaşamış olduğu tüm yerlerde yaklaşık 10 günlük bir süre zarfında konaklayıp Farabi bu yerlerde nasıl izler bırakmış, yerel bilim insanlarıyla yuvarlak masa ve konferanslar düzenleyerek bu projeyi gerçekleştirmek, Farabi'nin yaşamış olduğu yerlerden tekrar biz bir geçmek istiyoruz. Şubat ayında bu proje gerçekleşecek. Bunun dışında 21 Şubat'ta Hindistan'da bir Farabi konferansımız var. Biliyorsunuz ikinci öğretmen olduğu için Yunanistan önemli. Aristo'nun yaşamış olduğu yer. Biz Atina'da çok büyük bir konferans yapacağız. Tabii İstanbul ayağı çok önemli. Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği himayesinde Farabi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi olarak yine çok büyük bir konferans gerçekleştireceğiz. Yani 50 tane yakın farklı ülkede tekrar Farabi'yi tüm dünyaya biz tanıtmak istiyoruz. Çünkü dünya
Şu an Farabi çok ciddi ihtiyaç duyuyor. Farabi'nin görüşlerine çok ciddi ihtiyaç duyuyor. Efendim, yayınıza katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için de teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol. Evet, Coşkun Özen, Türk dünyasının büyük Türk filozofu Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü kutlama etkinliklerin açılış töreni yarın burada yapılacak. Almaty şehrinde bulunan El Farabi Kazak Milli Üniversitesi'nde hem ülke içinde hem ülke dışında da büyük çaplı etkinliklerin yapılması planlanıyor bu yıl kapsamında. Ve bu arada Farabi'nin Kazakistan'daki Otrar şehrinde dünyaya geldiğini bir kez daha hatırlatalım ve sözü yeniden size bırakalım. Güzel Zaytova Almaty'dan aktardı. Büyük filozof Farabi'nin 1150. doğum yıl dönümü etkinlikleri Almaty'da yarın yapılacak, törenle başlayacak. Sevgili seyirciler, şimdi Kudüs'e gideceğiz. ABD, İsrail-Filistin meselesini çözmek iddiasıyla hazırladığı planı bugün açıklayacak. Yüzyılın anlaşması olarak lanse edilen Filistin'i parçalama planıyla ABD neyi amaçlıyor? Bu plan Filistinlilere ne vaat ediyor? Filistinliler plana nasıl bakıyor? İşte tüm bu soruların yanıtlarını dün Kubilay Çakır, TRT Kudüs temsilcisi yaptığı özel haberiyle aradı. O cevapları senden alalım Kubilay Çakır. Bugün o plan açıklanacak. Detayları basına sızmıştı bölük pörçük de olsa. Niyet belli ama bugün açıklandığında tam olarak gerçek ortaya çıkacak. Neler aktaracaksın o plana ilişkin, özellikle Filistinlilerin tepkisine ilişkin? Evet Coşkun Özen, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bugün akşam Türkiye saatiyle saat 8'de bu planı açıklamasını bekliyoruz. Aslında bakarsanız uzun bir süredir açıklanması bekleniyor. Ancak İsrail'deki seçim sebebiyle seçimlerin bir türlü sonuçlanamaması ve bir hükümet çıkmaması sebebiyle bayağı bir ertelendi. Ve artık bugün akşam saat 8'de açıklanması bekleniyor ki İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve son seçimin galibi, daha doğrusu birinci partisinin lideri Benny Gantz da potansiyel başbakan adaylarından İsrail'de, o da Washington'da Trump'la görüşmeye gittiler. Neyi görüşmeye gittiler? Tabii ki bu planı görüşmeye gittiler. Ancak planın tabii muhataplarından Filistin ile yapılan bir, bu zamana kadar bir görüşme yok. En azından resmi bir görüşme yok. Belki kapalı kapılar ardında yapılmış olabilir, bilgilendirmeler yapılmış olabilir. Ancak biz de tabii ki basına yansıdığı kadarıyla ve Amerika'nın, özellikle Trump yönetiminin Kasım 2017'den itibaren sahadaki eylemlerini gözlemlediğimizde, gerek Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararları, gerek Suriye'nin Golan Tepelerini İsrail işgalini, buradaki Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak saymaları ve en son Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararları, Amerikan yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu ve İsrail'in Filistin'deki işgalini derinleştiren adımlardı. Bu bağlamda Filistin'in de Amerika'ya yönelik ciddi tepkileri olduğu zaman zaman ve Amerika'nın artık Filistin ile İsrail arasındaki meselede, İsrail'in Filistin'deki işgali konusunda bir arabuluculuk pozisyonunu kaybettiğine yönelik bir tavrı vardı. Bu açıdan her ne kadar Trump yönetimi buna 100 yılın planı diyor olsa da, Filistin tarafında dün yapılan açıklamada Filistin Başbakanı Muhammed İşdiye bunun İsrail'in Filistin'deki işgalini kökleştirmeye yönelik bir hamle olduğuna yönelik bir açıklama yaptı ve plan açıklandıktan sonra buna bir cevaben bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti. Sahada da, yani sokakta insanlarla konuştuğumuzda, Filistinlilerle konuştuğumuzda özellikle planla alakalı son dönemde ekonomik kısmı açıklanmıştı. Bahreyn'de bir konferans düzenlenmişti. Yine Filistin orada değildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner bunu organize etmişti. Arap ülkeleri katılmıştı ekonomik kısmına, yani planın ekonomik paketine. Ciddi anlamda bir ekonomik finansman verileceği öngörülüyor. Yaklaşık 50 milyar dolar civarında bir yatırım yapılması planlanıyor. Ne karşılığında? Tabii ki Filistin'in mevcut durumları, İsrail'in buradaki işgalini, sahada oluşturduğu durumu kabul etmesi karşılığında olduğuna yönelik ciddi yorumlar var. Biz de bunu Filistinlilere sorduk ki Filistinlilerin birçoğu burada zor şartlar altında yaşıyorlar. İşgalin olması ve iş imkanlarının sıkıntılı olması, ki hali hazırda birçok Filistin'deki Batı Şeria'daki şehirlerin abluka altında olması, duvarlarla çevrili olması, ki Gazze onlardan bir tanesi, ki Batı Şeria'dan çok daha uzakta bir yerde. Filistinlilere sorduk bunu. Dediler ki bizim durumumuz olmasa da, paramız olmasa da biz Filistinlilik aidiyetimizi, Filistin'e olan bağlılığımızı parayla satacak değiliz. Trump'ın bunu anlaması mümkün değil. Genel anlamda Filistinlilerin arasında fikrin ve duruşun, plana karşı duruşun bu şekilde olduğunu söyleyebilirim ki Filistin yönetimi de son dönemdeki açıklamalarıyla bunu destekler tarzda, halkın bu görüşünü yansıtır tarzda açıklamalar yaptığını söyleyebilirim.
Bu arada tabii şunu da belirtmek lazım. Satır aralarında bazı açıklamalar oluyor Amerika tarafından. Amerika'nın İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini ilhak etmesine yönelik bir yaklaşımın olduğunu, planın bir kısmının içeriğinde böyle bir kısmın yer aldığına yönelik açıklamalar oldu. Şunu söylediler, eğer İsrail sadece Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini ilhak etmeye odaklanır, planın geri kısmını eğer ihmal ederse biz bu planı bu şekilde uygulanmasına müsaade etmeyiz gibi bir açıklama yaptılar. Burada aslında şu çıkıyor, yani planın bir kısmında Batı Şeria'daki İsrail'in yerleşim yerlerinin, işgalci yerleşim birimlerini ilhak etmesinin, Ürdün Vadisi'ni, hemen Batı Şeria'nın doğu kısmında, Ürdün sınırında olan büyük kısmın ilhak edilmesine yönelik bir teşebbüsün olacağını, planın içinde bunun yer aldığını buradan anlayabiliyoruz. Ancak geri kalan kısmın ne olduğu konusunda henüz elimize geçmiş bir şey yok. Sadece yayından önce şunu gördüm. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika'da, Washington'da yerleşim yerlerinin liderleriyle toplantı yapmış. Toplantı sonunda yerleşim yeri liderlerinden bir tanesi şu açıklamayı yapmış. Netanyahu bizi Filistin'in tam da devlet olamayacağı, tam bir devlet olmayacağı, yani plan sonunda tam bir devlet ortaya çıkmayacağına yönelik bir bizi bunu anlatarak ikna etmeye çalıştı dedi. Biz de akşam plan açıklandığı zaman tüm detaylarını öğrenmiş olacağız diyerek söz size bırakalım. Evet, merakla beklenen o plan bütün detaylarıyla bu akşam ortaya çıkacak. Ayrıntılarını ve gelen tepkileri de yarın yayında yine Kudüs'ten Kubilay Çakır'la konuşacağız sevgili seyirciler. Şimdi Avrasya gündeminin bu son bölümünde Saraybosna'ya gideceğiz. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği üyeleri milli kimliklerini, haykırışlarının simgesi olan 29 Ocak Milli Direniş Günü anma programını bu yıl Bosna Hersek'in soykırım mağduru Srebrenica'da gerçekleştirdi. Potaçari Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret eden Batı Trakyalı Türkler, farklı etnik ayrımcılıklara maruz kalan Boşnaklarla aynı kaderi paylaştıklarını, Yunanistan'da haklarının törpülendiğini, katledilmeden sorunlarına çözüm istediklerini aykırdı. Saraybosna muhabirimiz Alma Birnican'ın da oradaydı. Potoçari'den bize ayrıntıları bildirecek. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği üyeleri bu yıl 29 Ocak Milli Direniş Günü anma etkinliği için Bosna Hersek'i, Srebrenica'ya Potoçari Şehitler Mezarlığı'na gelmeyi seçtiler. Peki neden? Biz bunu konuğumuz Necmettin Hüseyin Bey'den, derneğin genel başkanından öğrenmek istiyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza ve Bosna Hersek'e de aynı zamanda. Milli Direniş Günü ne ifade ediyor bugün sizler Batı Trakyalılar için ve Srebrenica neden seçildi bu yılki anma etkinliğinden? Bizler tabii Yunanistan'a emanet edilmiş bir azınlığız. Lozan Barış Anlaşması ile birlikte Yunanistan'da yaşadığımız süreç içerisinde aslında var olan haklarımızın kademe kademe elimizden alındığını görüyoruz. Baskıların arttığını görüyoruz. 1923 yılında başlayan bu süreç tabii ki baskı süreci 1980'li yıllarda had safhaya çıkarak iki ülke arasındaki gerginlikler nedeniyle bazı olaylarda belli önemli dönüm noktaları aslında oluşturdu. 1983 yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ile birlikte fatura aslında Batı Trakya Türklerine çıktı, Türk azınlığına çıktı. Batı Trakya'da 70 yıldır hizmet veren, toplumun kendine ait olan sivil toplum örgütlerinde Türk kelimesi olması nedeniyle valilik tarafından kapatıldı. Ve gerekçesi Yunanistan'da Türk yaşamamaktadır. Bu nedenle biz bu kurumların tabelasındaki Türk ismiyle çalışmasına müsaade etmiyoruz ve kapatıyoruz dendi. Tabii Batı Trakya Türk azınlığı hukuki mücadelesini sürdürdü. 1987 yılına geldiğinde Yunanistan yargısının hukuk garabeti olarak tarihe geçen kararıyla bu karar onandı ve Yunanistan'da Türk olmadığına karar verildi. Bunun üzerine orada yaşayan 150 bin kişilik Türk topluluğundan 25 bin kişisi 1988 yılının Ocak ayında Gümülcine Meydanı'na inerek biz buradayız, Türk'üz, biz burada yaşıyoruz, Yunanistan'da Türk vardır diye haykırdı. İşte biz bugünü Milli Direniş Günü olarak anıyoruz. Ancak biz tabii 29 Ocaklar ifadesini kullanırken bir de 2 yıl sonrasında andığımız bir kara gün olarak 29 Ocağımız var. Tabii 88 yılında gösterdiğimiz bu tepki karşısında normalde Yunan Devleti'nin yapması gereken oradaki insanların var olan sorunlarına çözüm üretmektir. 2 yıl içerisinde hiçbir gelişme olmadığını gördüğünden toplum ileri gelenleri masumane bir etkinlik yapmayı planlıyorlar.
1990 yılında yapılacak bir mevlid töreniyle bu ilk haykırış etkinliğinin anılması planlanıyor. Tabii Yunanlılar tarafından, aşırı sağcılar tarafından provokasyon oluşturularak 300'ün üzerinde Türk dükkanı talan edildi. Onlarca insanımız yaralandı, kanı akıtıldı ve bugüne kadar hiçbir şekilde bu olayların sorumluları da yakalanamadı. Bu kara günden 30 yıl sonra bugün Srebrenica'dayız. Peki neden Srebrenica'yı seçtiniz? Buradan nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz dünya kamuoyuna? Tabii bizler belli noktalarda belli hassasiyetleri taşıyan bir topluluğuz. Nihayetinde insan hakları mücadelesi yürütüyoruz. Gasp edilen haklarımızın geri alınması için. Ancak dünyada yaşanan sorunlar karşısında da tabii ki hiçbir şekilde tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Biz 28 yıl boyunca İstanbul'da etkinliğimizi yapıyorduk. Taksim Atatürk Anıtı'na çelengimizi koyarak İstanbul'da bir etkinlikle bu günü anıyorduk. Ancak aldığımız yeni bir kararla son 4 yıl içerisinde ilk hedef olarak Anıtkabir'i, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını seçerek oraya kalabalık bir ekiple gidip Ankara'dan sesimizi dünyaya duyurduk. Ardından yine Çanakkale'yi hedef olarak seçmiştik. Ve son olarak buraya gelmeden önce de 90 bin şehidimizin olduğu Sarıkamış'tı, Türkiye'nin en doğusu. Bugün de buraya gelmemizin nedeni aslında aynı kaderi yaşadığımız insanlarla buluşmaktı. Keşke onlarla kucaklaşabilseydik bugün. Ancak manevi huzurunda kucaklaşma şansımız oldu. Çünkü onlar da, buradaki Boşnak kardeşlerimiz de yok sayılan insanlar bizler gibi. Biz bu sene özellikle 25. yılı, bu vahşetin 25. yılında hem dikkatleri buraya çekmek adına hem kendi sesimizi dünyaya daha güçlü duyurmak adına bu bizler için manevi değeri çok yüksek olan ve kendi ifademizle insanlığın katledildiği yer olarak tespit ettiğimiz bu ebedi istirahatgâhta olmaktan, sesimizi duyurmaktan gerçekten büyük onur da duyuyoruz. İnşallah burada yaşanan vahşet dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaz. Toplu katliamla toplu mezarlara gömülen bu insanlar gibi sesini dünyaya duyurabilmesi için veya gündeme gelebilmesi için böylesine vahşetler hiçbir yerde yaşanmaz diye temenni ediyorum. Tabii Türkiye'de de bu organizasyon için yola çıktığımız saatlerde meydana gelen bir deprem vardı. Bu deprem nedeniyle de gerçekten Türkiye'nin ciğerleri yandı. Aklımız, yüreğimiz Elazığ'da ve Malatya'da. 40 civarında insanımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi temenni ediyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Necmettin Hüseyin Bey, yayın konuğumuz olduğunuz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Srebrenica'dan Potoşari Şehitler Mezarlığı'ndan sözü tekrar Ankara'ya bırakalım. Alma bir Nicen'le biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, son bağlantımızdı. Srebrenica'dan yaptığımız bu yayın. Bugün de Avrasya gündeminin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşçakalın.